Günaydın. Size evin en son halini göstereyim. Ertesi gündeyiz. En son Yağmur'un dolaplarını kurmuştuk. Şimdi arka kameraya geçip birazcık gezdireyim. Bunlar galoş. Henüz daha temizlik falan da olacağı için onları oradan kaldırmadım. Hani demeyin niye orada mavi toplar var. Onları ilerleyen zamanda kullanabiliriz. Tekrar çünkü son temizliğimiz olacak. Hadi bir son tur yapalım. Bir güncel tur. Evet, girdik. Ayakkabılığımızı dün yaptık. Burada eskiden kalan avizelerimiz var. Ben bunları direkt çöpe atmak istemedim. İhtiyaç sahibi olan birileri olabilir. Onları bulursam onlara vereceğim. Mutfağımızda yenilik var. O da şu. Bakın bu boruyu bugün bir usta geldi. Yaptım. Şimdi buraları temizleyeceğim. Biraz döktük kırdık. Ondan sonra mutfağımızda zaten sandalyelerimizi yapmıştık biliyorsunuz. Bir değişiklik daha var. Bu prizim eskimişti. Kırılmıştı. Şurada hatta. Onu değiştirdim. Bu gitti. Bu değişti. Mutfağımız tamam. Ya bunu zaten biliyorsunuz. Televizyonlarımız kuruldu. Bugün internet açılacaktı sanırım. İnternet açıldı da arkadaşlar. Henüz portumuz aktif edilmediği için bağlanmam uygun değildi. Ama henüz gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Bu kaldı. Banyoya geldiğimizde banyoda bakın şunlar var. Ha, duş başlığımız kuruldu. Şöyle. Bu kuruldu. Burayı sileceğiz. Bir de bu kuruldu. Havluluğumuz kuruldu. Bunların hepsi yapıldı. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Bir üst katta Yağmur'un aynası kurulmuştu. Geldik dolaplarımızı ne yaptık? Hop. Pıt. Pıt. Dolaplarımızı sabitledik. Yağmur'un odası tamamen bitmiş oldu artık. Başka hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar dersim bitti. Ve dedim ki dışarı çıkayım çünkü benim Kuşadası'ndan bir arkadaşım geldi ve eski lise 1 arkadaşım. Yalnız şu an arabanın benzini 1 bile değil, 0 yanıp sönüyor. Yolda kalmam inanılmaz olası. Işık açıldı. Şimdi Deniz almaya gidiyorum. Deniz'e dedim ki caddede bekle ben alayım, benzin alalım. Çünkü kalırsam kalacağım arkadaşlar. Muhtemelen arabayı itmek zorunda kalacağız. Hadi 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 hadi, araba kalacak hadi. Evet, çok eski bir arkadaşımla birlikteyim. Deniz, biz ne zamandır arkadaşız? Kaçtan beri? Biz abi, biz lisedeydik. Değil mi? 2013 olması lazım. 2012 ya da 13'ten beri Deniz benim arkadaşım. Ama biz uzun süredir buluşamamıştık. Müthiş bir boşluk girdi aramıza. Sonra bir buluştuk. Deniz bir Kuşadası'na gitti. 2-3 ay orada takıldı. Yani düşünün ki yıllar sonra buluşuyoruz. Adam buluşmamızdan hemen sonraki gün gidiyor. Çok üzülmüştüm. Neyse geri geldi. O yüzden gelir gelmez ona kahve ısmarladım. Şimdi sohbet ediyoruz. Eski günleri yad ediyoruz. Kanka benle ilgili hatırladığın en net ne var? Bak spontane sorayım kamerada. En net böyle yani aklında kalan. Abi seninle ilgili hatırladığım en net şey biz lisedeyken beraber Rusça konuşuyorduk. Evet bu arada böyle bir şey vardı. Sen benim telefonum Tunçkacı'ya kayıtlıydı. O zaman hatırlarsın abi. Evet hatırlıyorum abi. Bizim öyle bir hevesimiz vardı ya. Senin benle ilgili en net hatırladığım şeyler. Kitaplıkları kurduk. Yağmur bakıyor şimdi. İlk defa görüyor. Hiç ben yapmamışım gibi. Sabitlenmiş hallerine. Şimdi dün bir tane daha aldık. Bilmiyorum videoya bir şey aldım almadım ama ben de kendim için şu kısma bir tane aynısından aldım arkadaşlar. Farklı bir şey değil. Zaten kurmayı da öğrendiğimiz için hemen şunu bir Yağmur'da kuracağız. Kazandığımız 3 kuruştan olmama keyfi. Ne yapma keyfi? Kazandığımız 3 kuruştan olmama keyfi. Temizliği biz mi yapıyoruz ama? Ha? Temizliği biz mi yapıyoruz? Ha pardon, ay özür dilerim, çok farklı anladım. Yama müziği kapattı da diyor ki kazandığımız 3 kuruş ekmek paramızdan olmamak için şu müziği kapatalım. Arkadaşlar şöyle göstermiştim de bakın Yağmur kancalarını takmış. Bir şey diyeceğim, o kesin izliyordur buraya. Hocam sizin bardaklarınızı vallahi buradan hiç açtı. Ayırmayacağım. İlk onu açtı. Nerede bardakları? Heh, biz zarar görmesin diye Yağmur içeri koymuş. Ama hocam hep burada size söz veriyorum. Kahve de içsem yıkayıp geri asacağım. Hep gözümün önünde tutacağım. Sinem Hoca benim Hacettepe'den kendi öğretmenim ve çok fazla bir şey paylaşıyoruz. Yani sadece bir öğretmen değil, benim için aynı zamanda bazen anne, bazen arkadaş, bazen öğretmen, bazen abi, her abi, şey oluyor. Abi değil, abi, abla, her şey oluyor. Yok ben ona çok şey paylaşıyorum. Gerçekten yani en yakın arkadaşlarımdan birisi olarak da görüyorum. Şu anda o Türkiye'de değil. Ama bize Yağmur'da hem evlilik hediyesi hem de neye hayırlı olsundu? Ev hediyesi. Bize bardak yollamış, kahve yollamış. Yani yurt dışından eşiyle beraber göndermiş. Ben çok duygulandım. O yüzden onu çok seviyorum. Buradan ona da kocaman selamlar. Hocam ev bitsin, yemeğe davetlisiniz. Türkiye'ye gelin de. Evet, önce sağlıkla Türkiye'ye gelin de. Bunu da demek birisine çok güzel. Temizlik yapmayı sevmiyorsundur ama kendi evindir. Yağmur'u da görmeniz lazım. Ben şu an toz alıyorum. Burada. Ama dokunma masaya ya da sandalyeye. Bana poz ver. Sen buraya farklı bir müzik koy. Adana merkez koyacağım. Adana merkez, Adana, Adana. Şapşal olmak da değil yani. Keşke görseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 5000 like gelirse, öyle bir şey mümkün olmadığı için Yağmur'a o videoya, o dansı yaptırıp videoya alacağım. Evet, Yağmur'un odasındayım. Şey bitti, salon bitti. Neyleri? Bak çok yaratıcı bir şey yapacağım arkadaşlar. Umarım yarar. İşe yarayacak mı göreceğiz. Bakalım. Çok teknik bir şey olacak ama bu bayağı teknik. Evet. Fazla teknikten oluyor bunlar hep arkadaşlar. Biliyor musunuz? Yoksa hiç dokunmamam lazım. Yani orada değil ki kitaplıkların raflarını önce çıkaracaksın. Ondan sonra seçeceksin. Tamam. Sanırım bitirdim. Şimdi Yağmur'un odasına başladık. Bak bak masaya bak. Masa tam vay anam babam be. Bu masa resmen bir cennet. Evet test geliyor. Hiçbir şey bulamayacak. Hiçbir şey bulamayacak. Hiçbir şey. Hani? Mutfakta kendi sildiğin yerden elinde kalan tozu buraya getirme. Şey söylüyorum. Şuraları bir daha geç. Nerede? Arkadaşlar yorumlara ellerinize sağlık hocam. Çok güzel silmişsiniz yazar mısınız? A few moments later. Hayır. Ve kafasını uzatıp söylüyor. Lan yeter daha nereye düşeceğim? Yakaladım ya arkadaşlar. Yağmur şunları asmış buraya. Ben duygulandım. Sırılsıklam aldı gözlerim. Benim. Tamam, çok bir şey olmadı. 3 tane kuralım. Bakın burada yapışkanları var. Biz şimdi şunların üzerine neyse ne yiyeceksek onları yazacağız. Burayı yaptık. Yağmur'un kahve köşesine bakın. Şöyle oldu. Fotoğrafımı çek. Artık turuncu şey yapacağım. Asla Starbucks'a oraya buraya para ödetmemek için diyormuş. Sanki çok kahve tüketen biriyim de ayda yılda bir sadece Yağmur'a çıkınca içiyorum. İşte ama dışarı çıkınca da kahvemizi içeriz gene ben. Ne değişti kızım o zaman Allah Allah. Evde istediğin an istediğin kahveyi yapabilmen değişti sevgilim. Çıkan çöpe bakın. Ikea'daki kitaplığımızın şeyi. Kırık bir sandalye. Öyle böyle çekeyim. Bir sürü var ve bitmedi. Biz Amerikan stiliz arkadaşlar. Terlik kullanmıyoruz. Ayakkabıyla girip çıkıyoruz. Zenginiz. Her gün biz zenginiz yani. O yüzden zenginiz ama binamızın asansörü yok. Öyle bir zenginiz. O yüzden şimdi kutularımız. Aslı kardeşimiz. Çok fena yorulduk.